soruyla belki ile sohbetimizi bitirelim istiyorum. Programın başından beri Ankara'da yapılan projeleri ulusal manada Ankara'nın çizdiği imajı konuştuk. Ankara Türkiye'nin başkenti olması haricinde Türkiye ekonomik manada, prestij manasında, bir vizyon manasında yükselen bir değer midir? Türkiye'ye bir değer katmış mıdır? Hiç tartışılmasız gerçekten büyük bir değerdir. Yükselen bir değer olmasa Ankara'ya geçen sene 120 bin kişi, bir önceki sene 113 bin kişi. Yani iki senede 233 bin kişi göçer miydi? Bu kadar göç oldu mu Ankara'ya? Evet, bu kadar göç oldu. Yani Ankara gerçekten çok ciddi anlamda yükselen bir değer. İşsiz olan insanlara iş bulduğu için rağbet gören bir yer. O zaman onu soracağım. Evet, istihdam konusunda Ankara'nın çapının büyük olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu kadar göç alıyorsa ekonomik olarak. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'de hiçbir belediyenin yapmadığı, yani yapan var da bu kadar geniş yapmadığı bir destekte bulunuyoruz. Altyapıyı ücretsiz olarak yapıyoruz. Karşılığında bir şey istiyoruz esnafımızdan, sanayicimizden. İstihdam. Onlar da bunu veriyorlar. Biz İvedik Organize Sanayi'ne destek verdik. Şu anda 108 bin kişi orada istihdam ediliyor. 3 sene önce karar aldık. Akyurt, Elmadağ, Hasanoğlan ve Kazan'a destek verdik sanayi bölgelerine. 30 bin istihdam sağladık. Gelir oranı artmış olmalı o zaman Ankara'da. Tabii. Özellikle son dönemde organize sanayileri bölgeleri var 8 tane. Bunun 7 tanesiyle protokol imzaladık. 30 bin istihdam sözü aldık 2 sene içerisinde. Ama karşılığında da biz her ay 3 milyon eski parayla 3 trilyon para yatırıyoruz. 72 trilyon para yatıracağız. Bunun sayesinde de sanayiyi ayağa kaldırıyoruz. Onun için Ankara geleni de kuşaklayan, her açıdan da gelişmeye açık yükselen bir değer. Ve bir vizyon oluşturup artık o belki gri havasını daha renkli bir hale çevirecek bir şehir. İnşallah. Sayın Başkanım, sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Programın başında da söyledim. Çok yoğun bir programın sırasında bize vakit ayırdınız. Rica ederim. Ağzınıza sağlık diyorum. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, programımızın sonuna geldik. Konuğum Melih Gökçek'le Ankara'ya dair yapılan projeleri, yatırımları ve bundan sonra yapılacakları konuştuk. Haftaya yeni konu ve konuklarımızla tekrar karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın efendim. Türkiye.